Bugün size çok güzel bir vlog çekeceğim. Bir eczane vlogu çekeceğim. Şarkısının en güzel eczanelerinden bir tanesine götüreceğim size. Balı eczanesine. Sevdiğim şeylerden maalesef ki bahsedemiyorum. Bunlar yasak. Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben operatör doktor Bora Özel. Bugün size çok güzel bir vlog çekeceğim, bir eczane vlogu çekeceğim. Şöyle ki, şimdi Nişantaşı'nın en güzel eczanelerinden bir tanesine götüreceğim size, Bal Eczanesi'ne. Benim kliniğimin olduğu caddede, Abdi İpekçi'de. Sporumuzu yaptık, spordan çıktım. Güne güzel başlayalım dedik. Vlogumuzu çekeceğiz, sonra kliniğimize gideceğiz, hasta bakacağız. Sonra da hastaneye gidip bir tane ameliyatımız var. Onu yapacağız ama ben sadece bugün size eczane kısmını göstereceğim. İşte bir dermokozmetik eczanesinde neler olur, nelere dikkat etmemiz lazım. Biraz işte güneş koruyuculardan biraz, bakım kremlerinden, kolajenlerden ve işte genç kalmak için kullandığımız ya da sağlıklı yaşam için kullandığımız antioksidanlardan bahsedeceğim. Vitamin ve minerallerden bahsedeceğim. Bahsedecek çok şey var. Umarım güzel bir vlog olur. Beğenirseniz de beğen butonuna basarsınız. Aslında eczanede tabii ki de ilaçlardan da bahsedilebilir. Ama ilaçlardan bahsetmemiz yasak olduğu için size sevdiğim işte kas gevşeticileri, sevdiğim ağrı kesicileri ya da ne bileyim işte sevdiğim şeylerden, ilaçlardan maalesef ki bahsedemiyorum. Bunlar yasak. Ama diğer şeylerden konuşabiliriz. Ürün içeriklerinden bahsederiz, arkasını çeviririz. Nelere dikkat ediyoruz, yüzde kaç ne var ne yok gibi şeyler. O zaman hadi eczaneye ışın alalım. Benim kliniğimin olduğu caddedeyiz şu anda. Abdi İpekçi Caddesi. Şu taraf da benim kliniğim var. Tam Prada'nın karşısında şurada. Buradan da yokuş azıcık yukarı çıkıyor. Godiva'nın tam karşısında da bugünkü vlogumuzu çekeceğimiz Bal Eczanesi var. Evet, şu anda Bal Eczanesi'nin laboratuvarındayız. Çok keyifli bir yer. Ben de ilk kez çıktım buraya. Merhaba, nasılsın? Merhaba, çok iyiyim. Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Burada neler yapıyorsunuz? Bize biraz anlatır mısın? Tabii ki. Burada gelen majistrellerimizi hazırlıyoruz. Tamam. Yapma ilaçlarımızı yapıyoruz. Hı hı. Ve müşterilerimize sunuyoruz. Anladım. Mesela atıyorum, saç dökülmesiyle ilgili bir problem var. Biz size reçete yazdık ama karıştırdığımız ilaçlar mevcut. Evet. Siz onları doğru dozlarıyla birlikte hazırlıyorsunuz. Hazırlıyoruz, evet. Peki, çok güzel. Evet, Bal Eczanesi'nin önündeyim. Şimdi içeri gireceğiz ve teker teker dermokozmetiklerden, güneş koruyuculardan elimize ne geçiyorsa hepsini arkasına bakarak inceleyeceğiz. Eczanenin böyle boş olduğu bir saate denk geldik sabah saatlerine ki rahat rahat çekim yapalım diye. Hemen şuradaki girişteki vitaminlerden başlayabiliriz. Benim en sevdiğim yer burası açıkçası. Çünkü ben böyle antioksidanları, işte ne bileyim değişik vitaminleri, mineralleri hem kullanan hem de hastalarıma öneriyorum. Çünkü artık maalesef gıdalardan istediğimiz verimi alamayabiliyoruz. Bu tür şeylere ihtiyaç oluyor. Solgar tabii ki de yine vazgeçilmez bir şey. Açıkçası Solgar'ın ürünlerine çok güveniyorum ve eminimlerin çok iyi olduğunu düşünüyorum. Şöyle uzaktan baktığımda beni en çok hoşuma giden şeylerden bir tanesi sanırım selenyum. Çok iyi bir antioksidan. Selenyumun 100 mikrogramı benim çok önerdiğim ve çok sevdiğim bir şey. Ama tabii ki de bu antioksidanları, alfa lipoik asit olsun, selenyum olsun, her gün değil de işte gün aşırı, 3 günde bir, 4 günde bir kullanmak faydalı. Bir de tek bir antioksidan değil de birçok antioksidanı bir arada kullanmak bir hafta içerisinde daha mantıklı. Çünkü tek bir antioksidanı yüklendiğinizde tek bir kaskat çalışıyor. Ama diğer kaskatları da çalıştırmak lazım. O yüzden bunlar önemli.
Multivitamin deyince de açıkçası ben Omnium'u çok seviyorum. Şöyle size netleyeceğim inşallah. Biraz fazla ışık var. Şöyle. Tamam, elimize alalım bakalım. Şöyle. Omnium'un 60 tableti. Bu bir ara Türkiye'de yoktu. Şimdi tekrar geri gelmiş. Şimdi ben içeriğini size söyleyeceğim bulabilirsem. Baktık. Evet, şöyle yazıyor. Günde 2 tane önermiş ama bence biraz fazla günde 2 tane. Evet, B vitamini var. 1, 2. B3 var. B5 var. Folik asit var. D vitamini var. K vitamini var. Ki K vitamini D vitamininin emilmesi için gerekli bir şey. Magnezyum var. İşte alfa-lipoik asit var. Bayağı zengin bir içeriğe sahip. Açıkçası multivitamin kullanalım diyorsanız Solgar'ın Omnium'unu tercih etmenizi öneririm. Şimdi biraz daha şey oldu. Evet. Şöyle teker teker bir gezelim bakalım. Gözümüze çarpan size önerebileceğim başka bir şey var mı diye. Bromelenin ödem atıcı bir içeriktir. Severiz bromelenini. Bu ananasta da olan bir şey. Ananas yerseniz de bromelenini almış oluyorsunuz. Burada da yazıyor zaten pineapple diye. Onu da şöyle size netlemeye çalışacağım. Bugün netlemekle ilgili problem var. Aynı pineapple. Ananasta bromelenin bol miktarda bulunuyor. Evet. Teker geziyorum. Sizin var mı böyle vitaminlerde önerdiğiniz, bu çok gidiyor, çok satıyor dediğiniz bir şeyler? Merhaba Hande Hanım, nasılsınız? Merhabalar, çok iyiyim. Teşekkürler, sizin. Ben de iyiyim, teşekkürler. Hande Hanım buranın eczacısı. Evet, aynen, bu kadar genç, bu kadar hani biraz şaşırıyoruz açıkçası biz. Böyle güzel bir eczanede. Aslında şöyle, değilsiniz. 28 yaşındayım ama çok teşekkür ederim. Daha önce buraya açmadan önce bir sene Ak Merkez Eczanesi'nde çalıştım. Ankara'da. Ak Merkez'de. Ak Merkez'de. Tamam. Kendi eczanem var. Çok iyi yapmışsınız. Çok güzel. Birazdan gezeceğiz zaten. Şimdi siz bize bir şeyler getirdiniz. Evet, ben size bir şeyden bahsetmek istiyorum. Çok sevinirim. Çünkü inanılmaz güzel bir şey ve kimsenin çok fazla bilmediği ve kullanmadığı bir ürün. Özellikle kadınlarda bu uriner sistem enfeksiyonlarında kullandığımız bir ürün bu. Tamam. Daha çok böyle işte kontrol gibi ilaçlara kıyıyoruz ama aslında sadece bunu yılda bir kür kadar yapsak kronik olan rahatsızlığımız aslında hiç tekrarlanmayacak. Mükemmel bir ürün. Kremberi ekstresi olarak geçiyor. Evet. Aslında hastalık başladığında da nüksettiğinde de bu işte ağrılarımız, kramplarımız başladığı zamanda da İlk 3 gün, günde 2 tane, sonra 1 tane kullandığınızda zaten içinde 15 kapsülü var. Tamam. Müthiş bir rahatlama ve tedaviye yarıyor. Bu aynı zamanda inanılmaz güzel bir antioksidan. Değil mi? Evet. Kimse pek bahsetmiyor. Ben evet. Bunu özellikle çok teşekkürler. Söylemek istedim. Tabii şöyle yan ürünlerimiz de var, sadece bundan bahsetmeyeyim. Kremberi ekstresi geçiyor. Sisli krem ve Renove ürünleri var. Daha böyle çeşitli başka markalarda da ürünlerimiz var. Bunu gerçekten şiddetle tavsiye ederim. Tamam, çok sağ ol, çok teşekkürler. Bir şey soracağım, böyle fiyat skalası çok pahalı bir ürün mü yoksa? Yok, çok pahalı bir ürün Çok cep değil. Yakan bir ürün değil, değil mi? Yok, kesinlikle değil. Yani şöyle söyleyeyim. 200 lirayla 1 lira arasında değişiyor. Ha, iyi, tamam. Çok iyi. Çok iyi. Yani bazen böyle bazı şeyler var. İşte omega 3'ler falan. Çok evet, yüksek biraz, fiyatlı olanlar. Onların teknolojileri biraz daha farklı oluyor. Ham maddeleri, gelişleri biraz daha Doğru. farklı olduğu için. Ürün skalamız böyle çok geniş ama her cebe uygun şeyler var. Peki ben omega sorabilir miyim size? Omega 3 mesela almak istediğimizde siz ne önerirsiniz? Ya da neye dikkat edelim omega 3 alırken? Omega alırken içindeki EPA ve DHA değerlerine bakmak gerekiyor aslında. Evet. Ben onun değerlerini çok seviyorum. Ben de onu kullanıyorum. Ben de onu kullanıyorum. Büyük olduğu için bazen hastalarımız
Yutmakta zorlanıyorlar. Zorlanabiliyorlar. O zaman da şunları, daha küçük olanları tercih ediyoruz. Tamam, harika. Ya da şurup versiyonlarımız var. Onları da tercih edebiliyoruz. Ha, şurup da var. Peki bu şuruplar böyle balık balık kokuyorlar mı? Yoksa artık yeni teknolojiyle kokmuyorlar değil mi? Kokmuyor ve midede homojen bir şekilde dağıldığı için tekrardan yukarıya çıkarak böyle bir ağız kokusu vesaire yapmıyor. Yapmıyor. Bizim çocukluk dönemimize denk geldi o balık balık evet, kokanlar. Evet, böyle annelerimiz zorla yuttururlardı ve ben hiç sevmezdim o balık kokusunu. Ki balık severim ama o değişik bir şey, o yani değişik bir tattı. Şimdi ağır. Çok iyi, çok güzel şeyler gidiyor. Ben bu şeyi de seviyorum, bu markayı da seviyorum. Hani arada böyle kullanmışlığım da var. Kesinlikle, çok, ben de çok seviyorum. Amerikan firması. Aynen, zaten. Aynen. Yani Solgar gibi zaten kardeş firma. Hı hı. O yüzden bu da çok gerçekten etkili bir ürün, etkili bir firma. Teknolojilerine çok güvendiğim bir firma. Aynen. Sertifikalarını zaten sürekli kontrol ediyoruz. Ham maddelerini. Bir de yani hani eski firmaların güvenilikleri biraz daha iyi oluyor değil mi? Yani yeni çıkan biraz daha şüphe duyuyoruz ama. Tabii ki duyuyoruz ama şöyle, biz eczanelerimize yeni bir ürün geldiği zaman zaten her şeyle kontrol ediyoruz. Hı hı. Yani biz diyoruz ki çıkartın lütfen sertifikalarınızı gösterin, bunları nereden alıyorsunuz, nasıl bir teknolojiyle üretiliyor. Biz de zaten genelde üretim tesislerine de götürüp gezdiriyorlar. Aa, kendi gözümüzle de görüyoruz. Ne güzel. Güvenmek zor çünkü. Peki gözüm şunları çarptı. Bu influencerların vazgeçemediği şey, Sugar Bear şeyi. niye bu kadar bunun böyle bir reklamı patladı çok Türkiye'de? Yani şöyle, yurt dışında Amerika'da zaten patladı önce. Sıkı takipçilerimiz de olduğu için. Değil mi? Da çok bilinir bir hal aldı. Ama gerçekten inanılmaz etkili. Bunun farkı şöyle bir şey. Bu gummy şeklinde. Bunlar ha yani şöyle. Gummy olduğu için kullanımı çok kolay. Yani ağza atıp çıkılıyor. Aynen. Yani işte suyla yutayım vesaire. Wow, çok tatlıymış. Kullanım kolaylığından ve bunu çiğniyoruz o zaman. Tabii. Çiğniyoruz. Evet, evet. Peki saç dökülmesi için mi yoksa? Bu özellikle saç, cilt, tırnak. Saç dökülmesinde müthiş etkili. Yani diğerleri 15-20 günden sonra etkili olmaya başlarken şu bir hafta sonra bayağı etkili. Daha iyi değil mi? Peki sizi bulmuşken bir de şu DHA'yı soralım mı? Kimsenin hiçbir şey bilmediği. Böyle çok top secret bir şey bu DHA. Siz öneriyor musunuz ya da hangi durumlarda öneriliyor, kullanılıyor? Ben tabii ki de çok öneriyorum. Bu balık yağının içinde bulunan zaten. Biraz önce bahsettiğim evet, evet, aynen. DHA ve DHA değerlerinden. Bu sadece DHA'sı. Yani bütün vücut sisteminde aslında her şeyimizin, bütün vücudumuzun ihtiyacı olan bir ürün bu ürün. O çilekli galiba değil mi? Bu bunlar çileklisi. Çilekli. Evet. Şey var. Ne o? Limonlu. Bu da limonlu. Gözlerim de görmüyor artık. Limon değil mi o? Evet, D3 ile birlikte oldu. Ha, ne güzel. Bu da çocuklar için. Omega Kids. Evet, şu da yine çilek tatlı Omega Kids olanı. Güzel. Evet. Burada böyle başka önereceğimiz bir şey var mı? Yoksa şey mi yapsak? Biraz derma kozmetiklere mi geçsek? Hani artık. Şöyle. Bakın kaç dakika olmuş? 6 dakika olmuş. İyi, güzel. Yani iyi gidiyoruz. Yo, bahsedelim. Şeylerden bahsedebilirim. Bu eklem sağlığı. Eklemlerden. O zaman şöyle yapalım. Önce Covid ile ilgili neler öneririz bize, multivitamin ya da işte Covid olduk hangi takviyeleri kullanalım ya da Covid sonrası geçmeyen ağrılar var, kas ağrıları. O dönemde hangi multivitaminleri tavsiye ediyorsunuz? Sonra da eklemlerden bahsedelim. Tamam. Şimdi Covid döneminde özellikle bizim Covid kiti dediğimiz bir kitimiz var. Evet. İçinde selenyum, çinko ve özellikle de şu. Bakalım. Marvel'in içinde beta glukan, C, propolis, kuşburnu ve çinkosunun da olduğu. Hı hı. Tamam. Bir multivitamin tarzı, beta glukan, yani bağışıklık kuvvetlendirici bir şey öneriyoruz. Tamam. D vitamini çok önemli. D vitamini tabii. D vitamini şöyle göstereyim. Zaten günlük ihtiyacımız 1000 ünite yetişkinlerde. 1000 üniteyi. Ben Covid döneminde bunu 2000'e kadar çıkartıyorum. Evet. Çinkoyu yine 30 mg'a kadar çıkartıyorum. Selenyumu, C vitaminini şiddetle tavsiye ediyorum. Bunlar Covid'in hem rahat atlatmasında hem öncesinde duruma da hem de sonrasında tekrardan vücudu rahatlatmak için çok önerdiğimiz ürünler. Evet.
Onun dışında bu eklem sağlığı için özellikle sporcularda, çok spor yapanlarda, biraz daha ileri yaşlarda veya günlük hayatında çok hareketli olan kişilerde kullandığımız ürünler. Şöyle, bu yumurta kabuğuları ekstresi, zerbetal ve akgünlük, hem ağrı kesme yani anti-enflamatuar özelliği. Bunu ilk defa gördüm ben bu arada. Nem kompleks diyor. Wow. Müthiş bir şey. Yani eklemlerde özellikle nemi sağlayan müthiş bir ürün. Evet. Zaten biliyorsunuzdur, bu glukozamin kondroitinler, kolajenler, kolajen tipikiler. Evet. Eklemler bu eklem sağlığında çok fazla kullanılıyor. Bu eklemler arasında sinirler biliyorsunuz zamanla azalıyor. Bu da ağrılara. Evet, eklem sıvısı. Dolayısıyla bunu sürekli aslında sabit ve iyi tutmak gerekiyor. Orada kesinlikle. Çok gerçekten derler. Faydalı. Evet. Şimdi kolajenlerin içine de koyuyorlar bu şeyleri, işte glukozamini, kostakondrini. Özellikle eklem sağlığında kolajenin tip 2 versiyonunu kullanıyoruz. Aynen. Onlardan da bahsederiz kolajen kısmına geçtiğimizde. Çok merak ediyorlar çünkü. Çok satıyorsunuz değil mi kolajen? İnanılmaz. Çünkü çok faydalı. Bana da çok soruyorlar. Bu şeklinde kullanmak gerekiyor biliyorsunuz. Kesinlikle. Kesinlikle. Dolayısıyla en az 3 aylık form. Bu ürünlerde de yine aynı şekilde. 3 aylık form kullandıktan sonra bütün yıl faydasını görüyoruz. Şurada gözüme bir tane 5-HTP çekti. Serotonin yani mutluluk hormonunun öncüsü. Evet, aynen. Ben kullanıyorum şahsen açıkçası. Artık plasebo mu etki ediyor yani bilmiyorum ama 5-HTP aldığımda böyle en azından bir 3-4 günlük, 5 günlük, bazen 10 günlük kürler yapıyorum. Kesinlikle enerjimi, günlük motivasyonumu arttırıyor. Kesinlikle. O gerçekten. Bu da çok geçiş. Biliniyor değil mi 5-HTP? Çok biliniyor ve çok kullanılıyor. Biliniyor mu? Aa. Evet, çok biliniyor. Biliniyor. Yani artık antidepresan kullanan hastalarımı 5-HTP'ye yönlendirerek böyle doğal bir biçimde. Aynen. Hem onlar da yeteri kadar faydasını görüyorlar hem de biz de gönül rahatlığıyla önermiş olduk. Tabii aynen. Zaten amino asit olduğu için öyle herhangi vücuda zararlı bir şey de değil bu arada. Alerji durumlarında aynen. Ne veriyorsunuz? Alerji de aslında çok bilinmeyen yine. Quercetin hem çok güçlü bir antioksidan olduğu için hem de alerjik reaksiyonlarda baya baya bir etkisi olduğu için. Evet. Ben hemen bunu öneriyorum. İlaçların yanında. Yanında tabii ki de. Mutlaka zaten nedeni araştırılması lazım. İlaç kullanmayan hastalarımızda da çörek otu yağı ve quercetin birlikte yine ilaç kullanan hastalarında da bir ay çörek otu yağı, tamam. Bir ay quercetinle devam ediyoruz. Bu alerjik reaksiyonlarda inanılmaz faydası olan bir. Bu da çok faydalı bir bilgi oldu. Teşekkürler. Şimdi şey yapalım isterseniz. Şöyle şuralardan biraz bahsedelim hızlıca. Evet. Ondan sonra şu yeni bir marka herhalde. Benim açıkçası çok bilmediğim. Bu aslında buralarda çok bilinmeyen bir marka. Hı-hı. Ama Nişantaşı çevresinde çok satılıyor. Fransa galiba Fransız, değil mi? Evet. Markamız. Gerçekten çok hızlı etki ettiği için biz çok tercih ediyoruz. Çünkü biliyorsunuz böyle hani bir ay kullanın, iki ay kullanın ancak etkisini gösteren ürünler daha çok. Kesinlikle. Ama bu markada biz çok hızlı etki aldığımız için yine Murat'ta da aynı şekilde. Aha, bu da çok popüler, evet. İkisine çok hızlı etki aldığımız için gönül rahatlığıyla önerebiliyoruz. Peki, ben bunu da biliyorum Christian Breton. Evet. Bu da güzel, özellikle göz çevresi evet. Şeyleri. Başarılı. Nüks var burada. Nüks var. Nüks'ün maskeleri çok başarılı. İyi mi? Evet. Zaten yağlarını herkes tanıyor ama maskelerini çok tanımıyorlar. Evet. Evet. Aynen. Işıl ışıl yağları var. İnanılmaz. Evet. Çok başarılı. Darfan zaten çok doğal olduğu için çok tercih ediliyor. Onun artık aynen. Müşterisi çok sabit zaten. Hı-hı. Onun dışında şeyi soruyorlar mı? Bu cruelty free olayı çok çıktı ya işte tavşan deneyi, hayvan deneyi yapmayan. Evet. Şu an hala soruyorlar mı? Soruyorlar. Onun popülaritesi yine Türkiye'de her şey olduğu gibi bir hafta sürdü. Bir an, evet bir an oldu. Parladı ve geçti ama hala soran müşterilerimiz var. Zaten bu olay olmadan önce buna çok dikkat eden müşterilerimiz olduğu için. Var mıydı daha önceden de? Tabii tabii. Sürekli hep bakan eden çok oluyordu. Biz de çok dikkatli seçiyoruz aynen. Zaten. Şunu çok ben duyuyorum 89'u. Bu böyle hem tonik gibi hem makyaj temizleyici hem de probiyotik evet, bir şey. Evet. Bunun için de zaten probiyotik koyduktan sonra bunun bir lifting etkisi de inanılmaz arttı.
serum gibi ama makyaj altına da kullanıyoruz biz bunu. Hı hı. İnanılmaz güzel bir lifting etkisi var. Değil mi? Niye 89 açıyor demişler acaba? İçinde 89 tane mineral. Ha, o yüzden vay. Skin kötü kalırsa ben severim. Özellikle şu şeyini, SPF 50 olan, evet, Oil Shield şeyini. Çok hafif. Hem de şey, içinde antioksidanlar var bunun, evet, bildiğim kadarıyla. Böyle değişik bir deve tabanı bitkisi, öyle bir şey. Hem de hem gençleşiyorsunuz hem güneşten korunuyorsunuz. Bir taşta iki kuş. Burada özellikle de şu CHP yüzükler, floretimler, silmarinler. Bunlar işte silmarin dediğim, evet, deve tabanı. Çok kullanılıyor. Deve dikeni, pardon. Deve dikeni, tabanı değil. Peki, Aven. Evet, herkesin tanıdığı, bildiği, sevdiği bir marka. Aynen. Ben şunu kullanıyorum yüzük ama jeli olarak. Böyle özellikle yüzün böyle yağlandığını hissettiğim zamanlarda çok iyi. 3-4 gün, 5 gün sabah akşam bunu kullanıyorum. Böyle birkaç tane benim yüzük ama jelim var açıkçası. Böyle firmalar da sağ olsun bırakıyorlar, ediyorlar. O yüzden her şeyi deneme fırsatım oluyor. Bazı şeyler böyle hani devamda gidip kendim alıyorum. Bunlardan bir tanesi de bu. İçerik olarak da yüzük ama jeli arıyorsanız çok çok, yani ben tavsiye ediyorum açıkçası. La Roche-Posay'a geldik. Bu da geniş bir ürün ağına sahip bir şey. Evet, kesinlikle. Ben de şu ürünün hastasıyım. Yani cildimi geçtim. Bir yerim kesildiğinde, yara olduğunda bile kullanıyorum. Üzerine, evet, sürüyorum. Müthiş bir hücre yenileyici etkisi var. Ben bunu mezoterapi yapıyorum. Mezoterapi sonrası hastalara kullanıyorum. Evet. Ve çok hızlı bir şekilde o küçük küçük iğne delikleri hızlı bir şekilde iyileşiyor. Evet. Herkese tavsiye ederiz. Özellikle bu zaten bir bitki. Güney Kore'de çok kullanılan bir şey, sika. Birçok markanın da yine sikalı ürünü var artık Türkiye'de. Geldik benim göz bebeğim SVR'lara ve topik kremlere. İkisi de böyle Fransa'dan gelen çok güzel ürünler. Ben zaten benim videolarda biliyorsunuz hani hep bahsediyorum, söylüyorum. Senin böyle SVR'da en çok sevdiğin şey ne? Beyç, değil mi? Aynen. Yani aynen, mükemmel bir etkisi var. Evet. Ve ben küçücük testirlerinden eve götürmüştüm denemek için. Aha. Şu kadar testiri bir, evet, haftadır kullanıyorum. Çünkü o kadar yoğun ki. Kesinlikle. Benim cildim çok kurudur. Yani minnacık sürüyorum. Aha. Ve müthiş. Başka hiçbir şey sürmeme gerek kalmıyor. Kesinlikle. Benim güneş koruyucu ve çıkmıyor. Bu, ben bir şey söyleyeceğim. Böyle biraz şaşırtıcı bir bilgi olabilir. Ben C vitaminlerini, şeylerini sevmiyorum. Yüzde sürülebilir C vitaminleri. Sadece SVR'ın değil, diğer ürünlerin de. Bana C vitamini biraz yüz için ağır geliyor. İşte akne rozaları alevlendiriyor, cilt hastalıklarını alevlendiriyor. O yüzden benim klinik pratiğimde C vitamini şu an inanılmaz popüler, yok. Bana biraz şey geliyor açıkçası, C vitaminleri, yüzde sürülebilen C vitaminlerinden bahsediyorum. Kesinlikle içilebilirlerden değil, çok gerekli değil. Onun yerine mis gibi A vitaminleri var, mis gibi B vitaminleri var. Bunlar da göz çevreleri SVR'ların. Bunları da çok seviyoruz. Topik kremde de böyle özellikle şu Mela serisi pigment sorunu yaşayan, leke sorunu yaşayanlarda çok iyi. Özellikle koltuk altı lekelenmesi olanlarda da yazıyoruz. Şunu da çok bilmezler. Yağ vücutları çok kuru olanlar için inanılmaz güzel bir yağ. Sen kullandın mı bunu hiç? O zaman bence bunu bir dene. Hemen deneyeceğim. Yani gerçekten böyle hani bağımlılık yapıyor ama hani böyle cildi daha çok hani kuruyan yaz döneminde güneş etkisiyle olan şeyler de çok iyi geliyor. Burada var mı bunlardan böyle özellikle dikkat çeken? Özellikle dikkat çeken fazla başka bir şey kalmadı. Şey yok, yani evet, şu Lin Türk markası, belki ona biraz destek çıkabilir. Türk markalarına destek çıkıyoruz ya, evet, evet, aynen. Bu şu ne? Skin Supplement Touch. O da yine onun içeriden desteği, yani kendi ürünleriyle birlikte kullanılan vitamin desteği olarak görüyoruz. Wow. Evet. Peki gelelim diğer şeylere. Şöyle geçiyoruz yavaş yavaş. Şurada şeyler var. Aynen. Bu arada ben şunu kullandım. Bunun limonlusunu kullandım. Çok bir tık pahalı. Amerika'dan gelen bir şey, diş macunu. Böyle değişik bir diş macunu arayanlara tavsiye olur. Bunu kullanmadım ama. Bu da fresh mint. Fresh mint'i.
Özellikle bu diş etlerinde hassasiyet var. Ha, onlar için. Evet. Senin böyle özellikle çok sevdiğin bir diş macunu var mı? Ben Marvis'in her türüne bayılıyorum. Gerçekten mi? Evet, bunlar da yeni. Hiç denemedim. Şunlar böyle tatları çok değişik. Ben inanılmaz seviyorum. Gerçekten mi? Evet, beyazlatıcı olanı da özellikle işte sigara vesaire kullananlarda çok etkili. Bununla beraber ben şunu mix yapıyorum. Özellikle çok beyazlık isteyenlerde. Listerin değil mi? Evet, evet ben de seviyorum. Bunu gerçekten çok güzel bir beyazlatma etkisi var. Kesinlikle. Bir de opalesans. Evet. Aynen. Beni takip edenler bilirler. Böyle yıllardır kullandığım bir şey, beyazlatıcı diş macunu. Günlük kullanıma da uygun. Çok uygun. Geldik kolajenlere. Çok sevdiğimiz bir yerdeyiz. Evet, benim de gözbebeğim. Aynen. Kolastin hem elastin hem de kolajen içeriyor. Evet. 10.000 mg ve 400 mg elastin şeklinde. İçinde de resveratrol, alfa lipoik asit, biyotin, selenyum içilebilir şekilde çalkalayıp böyle yaban mersini içiyorlar. Bir tık pahalı. Sadece öyle bir sıkıntımız var ama bu. Elastin içeren tek kolajen. Tek kolajen, evet. Ve kullanan kişiler, benim yani danışanlarım, hastalarım çok 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 memnunlar yani. Bu şey day to day nasıl? Bu da day to day'in de yine bu da tüp şeklinde ve yine saşe şeklinde olanları var. Kullanım kolaylığı açısından bu şekilde yapmışlar ama tabii içerikleri birazcık farklı. Evet. Hidrolize kolajen peptitleri var yine içerisinde. Hyaluronik asit, glutatyon, çinko, biyotin, vitaminler vesaire. Bu da inanılmaz etkili. Yine içinde sadece elastin eksikliği aslında. Aynen. Ama Bu arada elastin olmazsa olmaz değil yani. Yani tabii ki. Sadece kolajende. Evet. Tabii ki ekstra bir şey olarak tek başına yer alıyor burada ama aynen. Normal kolajenlerin arasında da benim en çok sevdiğim day to day zaten. Çok hızlı etki aldığımız bir. Evet. Yine Doppler şeyi seviyoruz işte 10.000 mg olsun diyoruz. Böyle evet. Dilimizde tüy bitti. Tabii. En az yani, yani 8.000 olsun ama 10.000 olursa daha iyi. 8.000 altını çok önermiyoruz. Yani şöyle 24 yaştan sonra azalıyor ama bazen 25-26 yaşlarda geliyor. Evet. O zaman biz miligramlarını daha düşük tercih edebiliyoruz. Ha, genç hastalarda olabilir. Olabilir. Yine burada da Dopalert'in bir kolajeni var. Bunlar da yine tüp şeklinde. Bunun içinde açai ekstresi var. Ekstra olarak yine farklı olarak. O da çok güçlü bir antioksidan. Açai de şey, Güney Amerika'daki bir aslında bitki. Evet, bitki. Ve çok gerçekten çok çok yüksek C vitamini ve şey içeriyor. Antioksidan içeriyor. C vitamini inanılmaz aslında. Şimdi açai tozları var. Yoğurtla karıştırıp böyle şey ara öğün yapıyor insanlar. Şu an çok popüler dünyada. Bakalım Türkiye'de ne zaman popüler olacak. Milkshake'ler. Evet. Şöyle minik minik geçiyoruz buraları. Artık şampuanlar. Güneş koruyuculara geldik. Yaşasın güneş koruyucular. Yani sizin aslında yaz kış kesinlikle kullanmamız gereken bir kesinlikle ürün. Yani bunu atlıyorlar. İşte herkes evet. Yazın saldırıyor. Kışın kimsenin yüzüne bakmadığı bir kurum. Maalesef ya. Evet. Ama yani bu bütün biliyorsunuz bütün ışıklar yani buradaki ışıklar bile evimizdeki ışıklardan bile aslında cildimizi korumamız gerekiyor zararlı ışınlardan. Dolayısıyla yaz kış asla bırakmadan kullanmamız gereken nemlendirici kadar önemli bir ürün. Şimdi artık güneş koruyucuları da şey yaptılar. Hem nemlendirici etkili hem anti-aging etkili. Evet. Yani hani insanlar böyle hani bırakmasınlar diye içlerine güzel güzel şeyler evet, koydular. Burada tek dikkat ederken şey dikkat edin. Tinted olanlarda böyle içinde pigment var kahverengi. Onların kullanımı biraz daha zor oluyor ama bazı insanlar da onu kullanmak istiyor. Özellikle kadınlar. Erkekler için tinted bir facia. O yüzden hani ona dikkat edebilirsiniz. İşte leke eğilimli olanlarda zaten ekstra leke arbutinler falan içeriyor. Böyle güzel bir seri. Yine böyle vücut şampuanları, vazelinler. Ondan sonra Anne bebek bölümümüz. Biraz az tabii bizim buralarda bebek. Nişantaşı evet, doğurganlık şeyi. Burt's Bees'i çok severim ben. Özellikle dudak koruyucuları çok güzeldir. Evet, biz de çok seviyoruz. Aynen. Kullanıyoruz. Kesinlikle. Şöyle minik minik. Geldik son bölümümüze. Burada neler var? Bize burada nelerden bahsedeceksiniz? Merhaba bu arada. Burada yine
elimizde çok hızlı giden işte pastillerimiz olsun, yine probiyotiklerimiz olsun. Hı hı. Biraz daha ilaçla kombine olanlar. Tamam. Elimizin altında bulunanlar burada. Tamam. Birazcık probiyotiklerden bahsedelim. Bahsedelim. Çok iyi olur. Probiyotik de bizim çok kullanmayı bilmediğimiz, yanlış kullandığımız şeylerden bir tanesi. Dinliyoruz sizi. Şöyle, aslında probiyotik tamamen bağırsak bozukluğunda kullanılan bir şey değildir. Hı hı. Bağırsak florasının her zaman için zengin olması gerekiyor. Neden? Çünkü bütün vitaminlerimiz aslında bağırsaktan emiliyor. Dolayısıyla o içtiğimiz C vitaminleri, immunaceler, balık yağları hepsi çok güzel emilsin, vücudumuza yararlı olsun diyorsak oradaki florayı çok zengin tutmamız gerekiyor. Kesinlikle. Şimdi bir de şöyle bir yanlış var. Bu probiyotik bana çok iyi geldi. Ben bundan devam edeyim. Hayır. Şöyle yapıyoruz. Bir probiyotin içinde tamam farklı tuşlar da var. Farklı miktarlarda. Hı hı. Ama değiştirerek kullandığımız zaman aslında oranın mikrobiyotası zenginleşiyor. Dolayısıyla hepsinin içinde farklı suçlar olduğu için değiştirerek kullanmak, her ay değiştirerek kullanmak sağlıklı bir bireyde kesinlikle çok daha uygun. Probiyotiklerde yararlı bakteriler var aslında. Evet. Ve bunların da miktarları oluyor. İşte şu kadar bakteri, bu kadar bakteri gibi. Evet. Mesela neler önerirsiniz bize bu probiyotiklerde? Hani Şöyle, sağlıklı bir birey sadece sağlıklı olmak için kullanıyor. Yani bir vitamin gibi. Probiyotikle başlayabiliriz. Provim Daily ile devam edebiliriz. Güzel. Bunlar kapsül formları. Ben kapsül istemiyorum. Saşe istiyorum. Probiyotik Gold. Çok daha saşe yani suya karıştırıp suyla beraber tüketiyoruz. Evet. Bunları buzdolabında saklamamıza gerek yok değil mi? Şöyle bazılarını saklamamıza gerek var. Clarelabs'te olanlarda bazılarını saklıyoruz. Tamam. NT Biotic açıldıktan sonra buzdolabında saklanıyor. Bunun dışında çok fazla bir şey olmuyor. Enteragerminum'un da şöyle bir rahatlığı var. Hiç tadı yok. Direkt şöyle tüp şeklinde ağza dökülüyor. Aa. Sabah kalkınca direkt ağza bir tüp sıkılabilir. Kaç karnını tüketiyoruz? Kaç karnını daha iyi ama tabii artık yeni teknolojiler çok daha kolay geçtiği için mideden artık aç tok çok da fark etmiyor diyebilirim. Hı hı. Peki. Probiyen çok sevdiğim bir probiyotiktir benim. Çünkü içinde prebiyotik de var. Yani probiyotiğin beslendiği şey prebiyotiktir. Aynen. Biliyorsunuz. Yani onun da besinini içinde vermiş oluyorsunuz. Evet. O yüzden yine bir çok sevdiğim. Bir taşta iki kuş gibi yani. Güzel. Peki. Buralarda var mı bize bahsedecek diye. Şeyler var. Moodlar var. Doblans'ın moodu var. Bu nedir? Bizim günlük moodumuzu ayarlayan aslında hı hı. adı üzerinde bir probiyotiktir. Mesela Provim Shape var yine. Burada yine kilo vermekte zorlanan hastalarımda, spor yapan hastalarımda kullandığım bir probiyotik. Şu benim çok dikkatimi çekti. Şişkinlik ve gaz diyor. Özellikle. Türkiye'nin büyük sorunu bu. Karın ağrısı, ishal ve kabızlık olmak üzere diye. Evet. Böyle sadece işte karında şişkinlik sorunu olanlar da probiyotik kullansınlar mı? Ya da ekstra tabii. önereceğiniz bir şey var mı? Zaten şöyle işte şişlik, gaz ve işte ishal ya da kabızlık durumlarında zaten direkt probiyotik kullanıyoruz ama onun dışındaki kullanımını da tabii atlamamak gerekiyor. Kesinlikle, kesinlikle. En az 3-4 ay. Şunları merak ettim. Bunlar nedir? Bunlar aslında çok güzel ürünler. Gaz pas. Ve asit pas. Hemen bahsedeyim. Bahsedeyim. Çok merak ettim. Özellikle gaz problemlerinde, şişkinlik problemlerinde, gazdan dolayı ağrı hissedenlerde aktif kömür var içinde. Aa, evet. Aktif kömürle bu kabarcıkları toplayıp atılmasına yardımcı oluyor. Ağrının da kesilmesine yardımcı oluyor. 3-4 tane içebiliyoruz. Aa, süper. Bu da asit pas. Biliyorsunuz bize de yine yağlı yemekler, baharatlı yemekler, mide yanmaları. Bu da çiğnemesi. Bir tanesini yani çok yanıyor midem vesaire durumlarında bir tanesini hemen çiğniyoruz. Arkasından bir tane hemen emiyoruz ve gerçekten inanılmaz bir çözüm. İşte bir şekilde sindirime yardımcı oluyor. Tabii. O zaman. Sadece sif gibi. Aynen yani yine ilaçlar yerine tercih ettiğimiz. Orada işte her zaman bildiğimiz şeyler var. Alkalar. Onun aspirin kompleks çıkmış. Aspirin de mi aynı şekilde bu işte
ertesi gün böyle şeyi için mi çıkarttı onu? Bazen kullanabiliyoruz ama daha çok biliyorsunuz koldan fırın ürünlerinde, yani nezle gripte. Ha, nezle gripte. Evet. Hı hı. Peki, enfeceler var. Bu da benim ameliyattan sonra yazdığım bir ürün. Değil mi? Şimdi hem bromelerin var, hem kuarsetin var, hem de vitamin C var. Ben yine bunu şey yapalım, netleyemedim, size vereyim. peki siz daha çok nelerde öneriyorsunuz enfeceyi? Operasyonlardan sonra da, yani doktorlarımız atladığı zaman da hemen... Ödemlerin azalması, şişliklerin azalması evet. için. Peki atıyorum, onun dışında kullanabilir mi kişiler yani? Zaten yani kuarsetinden bahsettik zaten biraz önce. C vitamini zaten bilmeyen yok. Bromelinden de siz bahsettiniz. Aynen. Bütün bunların karışık hali ve normalde de işte ödemliyim, işte yolculuk yaptım, ödem tuttu vesaire gibi durumlarda çok etkili. Ama onun dışında tamamen sağlık amacıyla da kullanabiliyoruz. Tabii tabii, aynen. Bağışıklık kuvvetlendirici Kesinlikle. Olarak çok güzel bir ürün. Bunu not alın. Biz çok seviyoruz enfeceleri. Burada magnezyum var. Çok satan Magnimore'lar, Ocean'ın evet. ekstra makı. Yani 3-4 tane magnezyumu tek bir kutu içerisine toplamışlar. Çünkü çeşitli çeşitli magnezyum çeşitleri var. Magnezyum tek değil yani. İşte sitratı var, işte tauratı var, bir glisinatı var. Böyle güzel kombinasyonlar da var. Tek de alabilirsiniz. Ama tabii ki de mutlaka magnezyum alırken eczacınıza danışın. Ne için aldığınız çok önemli. Bilinçli tüketim her zaman öneriyoruz. Ve açıkçası eczaneye gelip eczaneden almak her şeyin çok daha sağlıklı. Bu tür şeyleri işte internet sitelerinden de alabiliyorsunuz ama hem güvenilirlikleri net değil hem de kimseye danışmadan aldığınız için ne için kullandığınızı bile bilmiyorsunuz. Bu da böyle videomuzun kamu spotu olsun. Aslında şurada mesela yine biraz önce bahsetmiştik. Mesela eklem sağlığı için içindeki tip 2 kolajen. Ha, tip 2 yani kolajenler. Tip 1 ve tip 3 saç cilt tırnak. Evet. Tip 2 ise eklem sağlığında kullanılan bir kolajendir. Evet. Bunu da bilgilendirmesini Aynen. yapmış olabilir. Aynen. Ama artık öğrendi insanlar tip 1, tip 3'ün cilt sağlığı için, tip 2'nin de eklem sağlığı için olduğunu. O konuyu çözdük. Burada var mı değişik bir şeyler bize önerebileceğiniz? Yine bu da Endovir de çok bilinmeyen bir üründür. Ben de bilmiyorum. Virüslere karşı etkili bir sil ürün. Gibi virüsler, her uçuk gibi evet, virüsler her mi? Her testlerde kullandığımız bizim aslında çok çok güzel bir bağışıklık sistemi kuvvetlendirici. Yine içinde beta glukan ve çinko var ama bu AHCC dediğimiz bir ürün daha var içinde ve bu virüslere karşı etkili olan. Bir bağışıklık sistemi. Peki Siil'de de kullansınlar mı? Tabii mesela ki. Atıyorum Siil'de işte doktora gittiler, Siil'lerini yaktırdılar, aldırdılar. Kesinlikle. Değil mi? Mutlaka. En az bir ay. Çünkü aslında virüsleri için en önemli şey bizim bağışıklık sistemimizin güçlü olması. Biz bağışıklık sistemini güçlendirirsek onlar zaten bir şekilde elimine oluyorlar ve yok oluyorlar. Tek başına işte bir işlem yapmak, işte kriyoterapi yaptırmak, dondurmak yeterli değil. Çünkü altta hala zeminde ve hücre içinde virüs varsa onlar atıyorum tekrar bağışıklık sistemi düşünce aktive oluyorlar. Bakteri gibi değiller yani. O yüzden bu tür şeylerde de ben gerçekten şeyi öneriyorum. Bağışıklık sistemini güçlendiren şeyleri. Özellikle de bu ürün bilet. Spirulina için ne diyorsunuz? Spirulina'yı daha çok böyle detoks yapmak isteyenler tercih ediyor biliyorsunuz. Evet çok evet. Çok güzel yani yosunlardan elde ediliyor. Yani bu ara bir detoks yapayım vücuduma tamamen dediğimiz noktada elimiz hemen zaten spirulina gidiyor. Kesinlikle. Boğaz pastilleri var burada. Bunu zaten insanlar çok sık kullanıyorlar. Bildikleri ürünler. Şey. Belki vokal zondan çok haberdar olmayabilirler. O da ses kısıklığında özellikle. Ha, ses kısıklığı. Aa, çok iyi. Üstünde gibi zaten vokal zon. Değil mi? Evet. Evet. Vokal. Vokal kortusun herhalde şeyini yumuşatıyor. Evet, aynen öyle. Peki. Burada çocuklar için olan şeyler var herhalde. Çocuk vitaminlerimiz. Çok tatlı. Onlar yine gummy şeklinde. Çocuklar aynen. daha kolay kullanabilsin diye. Kesinlikle. Bunlar da zaten bunları çocuklar inanılmaz seviyorlar. Yine gummy şeklinde böyle Değil şeker o... gibi çıkıyor içinden. Aynen. Şeker yiyormuş gibi oluyorlar. Evet, tabii hani bunu da... Çocuğun eline vermemek lazım. Hepsini de tüketmemesi tabii ki lazım. De. Çocuklar deliriyorlar buraya gelince. Yani bundan diye. Aynen. Hangi market ürünü gibi. Bir şey değil mi ama çok yani çok güzel yapmışlar şeyleri. Evet, evet.
balık yağları, Möller'in de balık yağları bayağı şu an reklamı dönüyor. Bunları zaten sadece çocuklarda değil, yetişkinlerde de kullanıyorlar. Bunlar da kapsül formları. Yetişkinlerde, işte ilaç içemeyenlerde, çünkü şurup inanılmaz iyi EPA ve DHA değerleri var. Yüksek, evet aynen. Çok yüksek, biz çok tercih ediyoruz. Tadı da çok güzel bu arada. Evet tabi, ben aynen. Şunu çok tuttu seviyorum. Tuttu fruktu aromalı. Peki. Biz şeyden bahsetmeyi unuttuk. Karaciğer sağlığı. Mesela karaciğer, insanlar detoks yapmak istiyorlar. Çok işte karaciğeri yoğuran ilaç kullanım sonrasında, işte alkol sonrasında. Onun için ne önerirsiniz karaciğerler için? Evet, hemen getiriyorum. Tamam, olur, bekliyoruz. Ben de şöyle tekrar bakayım ne var ne yok diye. Glutatyonlar. En sonda glutatyonlardan bahsedip videomuzu kapatalım. Şöyle söyleyeyim. For HEPA. Bu ürünümüz de For HEPA. En az 3 ay kullanılacak. Karaciğer detoks için mükemmel bir şey. Ve bence aslında herkesin yılda bir kez, 3 ay, 2 ay ne kadar yapabiliyorsa yapması gereken bir şey. Çünkü işte alkol tüketiyoruz, ilaç tüketiyoruz. Karaciğerimiz bir şekilde yoruluyor. Dolayısıyla bu içinde enginar var. Enginar da biliyorsunuz karaciğer için çok çok fazla. Aynen, aynen. Ki biz inanılmaz az tüketiyoruz enginarı. Evet. İnanılmaz yani. Hani da yani ekstra yapılmış bir ürünü kullanmak bence çok değerli. Kesinlikle. Çok da satılıyor. New Life Türk markası değil mi? Yanılmıyorum ben. Neymiş bakalım. Hadi bakalım. Türk marka. İtalya mıymış? Evet, aa. İtalya. O zaman Lipozonlardan da bahsedelim mi son? Evet, bu da güzel, değişik bir şey. Evet, bu da lipozon teknolojisi. Yani tam burada kendisi göstermiş, çevresi lipozomal teknolojiyle sarılı bu ürünlerin. Dolayısıyla evet, hücrelerimiz de biliyorsunuz aynı yapıda. Evet. Dolayısıyla emilimleri çok yüksek seviyede. Bunun doğru. Teknolojisi çok farklı. Bu teknolojiler bize derslerde anlatılırdı. Evet. Yani ben herhalde bir 50 yıl sonra gelir falan diye düşünüyorum açıkçası. Çok mutluyum. Özellikle de Türk bir firma yaptığı için çok mutluyum. Türk firmamızı yani bulduk şu anda. Evet, Türk firmamız burada. Orzak'ımız var. Değil mi? Orzak da Türk. Evet, Orzak'ımız da Türk. Bir de Venatura Türk ama sizde yok Venatura galiba. Birkaç tane var. Varmış ya, çok özür dilerim. Biz orada Venatura'ları ve fiyat performansı da çok iyi Venatura'ların, evet, şöyle göstereyim. Evet, doktorlarımızın reçetesi geldiği için o şekilde verdiğimiz aynen, için aynen. Elimizin altında. Güzel. Dolayısıyla evet, dediğim gibi emilimler çok yüksek, vücuda alımı çok yüksek. Glutatyon gerçekten ağızdan içildiğinde işe yarıyor mu? Onu bana çok soruyorlar. Hani şimdi evet, damardan falan alıyorlar ya insanlar. Evet, başka bir şey. Damardan aldığımız zaman direkt vücut onu kullanıyor. Evet. Aslında o da kanıtlanmış değil. Yani damardan alınan glutatyonun da biyo yararlanımı ve gerçekten hücre içinde kullanılması da böyle soru işareti. Evet. Ama yani bence açıkçası bu varken hazır içilebilir lipozon teknolojisi bu şekilde kullanmayı ben daha mantıklı buluyorum evet, yani. Daha mantıklı buluyorum. Hiç gerek yok. Aynen. Diye düşünüyorum. Peki glutatyonu niçin tercih ediyor insanlar? İnanılmaz bir antioksidan. Değil mi? Muhteşem. Yani muhteşem bir antioksidan. Yani kullandıktan sonra zaten direkt vücutta onu fark edebiliyoruz. Cildi gençleştiriyor. Aynen, aynen. Yani enerjimizi yerine getiriyor. Aynen. Kendimizi gerçekten 10 yaş daha genç hissediyoruz. Ben şeyi de çok seviyorum. Resveratrolü de çok seviyorum şu. Bu işte kırmızı üzümün içinde bulunan antioksidan. Hani kırmızı şey, kırmızı şarap içtiğinde insanların hani aldığını sandı. Ay aldığını sandı. Çünkü çok az miktarda arkadaşlar. Dolayısıyla o yani şarap tüketerek asla resveratrolü doğru şekilde kullanamıyoruz. Ama bu şekilde yapmışlar ve Amerika'da bunlar böyle insanların en çok tercih ettiği antioksidan. Türkiye'de de yani yavaş yavaş herhalde yavaş şey yavaş. Biraz pahalı değil mi diğerlerine göre? Evet ama teknolojiden çok farklı ve değil pahalı mi? Bir teknolojiyle üretiliyor dolayısıyla. Kurkumini de varmış yukarıda, quercetini varmış. Quercetin. Yine herkesin çok bilemediği, hatırlayamadığı bir. Bu da günlük enerji ihtiyacımızı yerine koyan. Evet. Stresli zamanlarımızı da, yorgun uyanmalarımızı da engelleyen. Evet. Ve aynı zamanda kalp damar sağlığını müthiş koruyan bir ürün. Hı hı. Dolayısıyla ben yine
yıllık 3 ay 4 ay ve ben aslında kendim hiç bırakmadan kullanıyorum. Çünkü hani böyle insanlar mutlu ve rahat evet. ya hiç öyle değilimdir ben. Ben kendimi yataktan atarım. Ben ne zaman kullanmaya başlasam her peki şey, nasıl kullanılıyor onu da söyleyelim. Aç mı tok mu, akşam mı, sabah mı? Sabah mutlaka. Sabah C vitamini gibi. C vitamini de biliyorsunuz akşamları uyku kaçırdığı için sabah tercih ediyoruz. Sabah evet. Kahvaltıdan sonra kapsül ise bir kapsül, saşe ise bir saşeyi evet. Suda eritip kullanıyoruz. Bu da vanilya kayısı aromalıymış. Glutatyonu. Evet. Yani böyle raw aromalıları da mevcutmuş. Ben de şu an fark ettim, yeni gördüm. Gayet güzel. Yani tatları güzel mi? Güzel. Yani hatta bazılarının tadı yok öyle söyleyeyim. Evet. Tatsız yani. Hiçbir tat yok. Şeker vesaire kullanmak. Kesinlikle. Çok teşekkürler. Çok verimli bir videoydu. Yani siz de kendinizi tanıtarak en son şey yapalım. Videomuzu kapatalım. Çünkü ben sizi direkt videoya aldım yani böyle. Merhaba dedikten sonra. Ben Hande Duran, bal eczanesinin eczacısıyım. Evet. Medipol Üniversitesi'nden mezunum. Haha. 28 yaşındayım. Gayet güzel ve Antalyalısınız. Ben az önce sordum. Kayıtlara da geçsin. Bütün Antalyalılara da selam olsun o zaman. O zaman şöyle yaparak videomuzu kapatıyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hala takip etmediyseniz takip ederseniz çok sevinirim.